Performans Bisket Ankara'dan herkese selamlar. Ben performans bisikletten Seyfettin Bekar. Bugün sizlerle birlikte 2024 model Kron XC300'ü inceleyeceğiz. Bisikletin teknik özelliklerini sizlere elbette anlatacağım ama bu teknik özelliklerin gerçek yollarda bizim ne işimize yarayacak onlardan da bahsedeceğim. Değineceğiz hepsine. Ayrıyeten de bu bisiklet kimlere hitap ediyor? Hangi amaçlar için kullanabiliriz? O kısımlara da değineceğim. Eğer atladığım bir kısım olursa, aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlar kısmında sorun. ...seve seve yanıtlarız. Hemen bisikletimizin başına geçelim. Kronix C300'ün kadrosu ile başlayalım. Alüminyum gövdeye sahip bisikletimiz... ...yani muadillerine göre daha hafif çelik gövde bisikletler için konuşuyorum. Alüminyum olduğu için bu artı puan olarak bize yansıyacak. Hem bisikleti bir yerden bir yere taşırken, merdiven çıkartırken... ...bir yandan da aracımıza yüklerken gayet bu güzel olacak. Kablolarımız gövdeye entegre. Dışarıda herhangi bir kablo kalabalığı olmadığı için gözümüze de gayet güzel hitap eden bir tasarıma sahip bisikletimiz. Boya kalitemiz çok güzel. Kron yazımız var burada. XC300 yazımızı görüyoruz. Burada gayet güzel bir kron logomuz var. Gayet şık dizayn edilmiş bisiklet. Vites sistemi bizim için çok önemli. Şimdi buraya dikkat edelim. Üzerinde Shimano Altus anahtarıcı var. Arka tarafta da Shimano Alivio var. 3 x 9'dan 27 vitese sahip bu bisiklet yokuş çıkarken bizi rahat ettirecek olan dişli bu. Yokuşları rahatlıkla tırmanabilirsiniz. Evinizden işinize rahatlıkla gidebilirsiniz. Evinizden okulunuza gidebilirsiniz. İsterseniz ulaşımdan ziyade bu bisiklet ile spor da yapabilirsiniz. Spor noktasında bize her türlü ihtiyacımızı karşılayacaktır hem arazi koşulunda hem de asfaltta pedallamak istiyorsanız bu bisikletin üzerindeki vites sistemi o tip şeylere müsaade ediyor. Ayna kolumuza kadar Shimano tercih edilmiş yani kaliteli bir bisiklet. İkinci önemli hususa gelelim. Burada tekerlek göbeklerimiz var. Üzerinde Shimano marka tekerlek göbekleri kullanılmış. Hem bunlar darbelere karşı dayanıklı tekerlek göbekleri hem de akıcı tekerlek göbekleri. Yani burada kaliteden ödün vermediklerini anlıyoruz. Bisiklete buradan da amortisöre gelelim. Üzerindeki amortisör istenilirse burada elimizin altından kitlenebiliyor. Gidondan kitlenebilir bir amortisör var üzerinde. Kırmızı tuşa bastığımız zaman amortisör açılıyor. Siyah tuşa bastığımız zaman da amortisör kilitleniyor. Bunun önemi ne? Yokuş çıkarken amortisörü kitlediğimiz zaman amortisör gereksiz yere yaylanmayacak ve de yokuşları rahatlıkla tırmanabileceksiniz. Amortisör eğer gereksiz yere yaylanırsa gücünüzü emecek ve de yokuşları daha zor çıkacaksınız. Ama kitlediğiniz zaman hiç gücünüzü gereksiz yere kullanmadan tam anlamıyla pedal çevirirken yani pedala bastığınız zaman tüm gücünüzü yola aktarabileceksiniz. Bu da güzel özelliklerinden biri. Buradan da önemli olan üçüncü hususa gelelim. Üzerindeki fren sistemi. Üzerinde Shimano MT200 hidrolik fren sistemi var. Bu fren sistemi hem bastığınız zaman güvenli bir şekilde kısa mesafede durabiliyorsunuz. Bir yandan da uzun ömürlü fren sistemleri kullanılmış bisikletin üzerinde. Buradan gidonumuza bakıyoruz. Gayet Zoom marka kaliteli bir gidon, gidon boğazı bizi karşılıyor. Yani bisikletin üzerine oturduğunuz zaman kaliteli bir bisiklet sürdüğünüzü hissediyorsunuz. Lastiklerimiz Kenda marka 29 çapında ama kalınlığını da öğrenmek istersek nereye bakacağız? Hemen şuradan lastik yanağımızdan onu da öğrenebiliyoruz rahatlıkla. Buraya yazmışlar 2.20 genişliğinde şöyle. Hemen 29 çarpı 2.20. 2.20 kalınlığında da bir genişliğimiz var. Bu bisikletin üzerine istersek şu tarz biraz daha ince daha az dişli lastikler takabiliriz istersek. Yani asfalt odaklı bir bisiklete de çevirebilirsiniz isterseniz bu ürünü. Elciklerimize geliyoruz. Burada Velo marka, alyanlı, kaymayan yani tuttunuz mu elinizin altında oynayan bir elcik yok. Kaliteli elcikler tercih edilmiş. Eğer sizde bir Kronix C300 sahibi olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese keyifli sürüşler, iyi günler dilerim.